anlat bana. Ne olur sevgili peygamberime anlat. Muhtacım ona. Kainatın efendisini tekrar tekrar hatırlat. Her şeyimizi ona borçluyuz. En evvel peygamberime anlat. Öğret bana. Anlat bana. Öğret bana. Muhammed Aleyhisselam'ı anlat. Onu anlatarak yolumu aydınlat. Sevgili dinleyiciler, burası TGRT, Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu. Şimdi sizlere yeni bir program sunuyoruz. Sevgili Peygamberim, 9. kaset. Sahibi Enver Ören, eser ve senaryo Rahim Er, sorumlu yönetmen Ragıp Karadayı, program yönetmeni Niyazi Hancı, seslendirme yönetmeni Elif Baysal, yayını hazırlayan Adnan Taşgit. Müşrikler dört koldan oklar atarak İslam ordusuna doğru gelirken bir anda ortaya çıkan beklenmedik bir kum fırtınası düşmanla bineklerinin yüzüne gözüne doldu. Kum bakır bir leğene çakıl taşı düşüyormuş gibi sesler çıkarıyordu. Küfür cephesi şiddetle sarsıldı. Ne olduğunu, neye uğradıklarını şaşırmışlardı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem hücum emrini verirken düşmana yerden aldıkları bir avuç kumu savurmuş ve dua etmişlerdi. Yüzleri kara olsun. Allah'ım, kafirlerin kalplerine korku, dizlerine titreme ver. Ahir zaman Resulü'nün mucizesi düşmanı ta iliklerine kadar ürpertti. Mücahitler düşmana önce ok attılar, sonra taş yağmuruna tuttular. Taşlar başlarına gülle gibi inmekteydi. Kalkanlarıyla zor güç korunarak üzerlerine gelmekte olan peygamber ordusuna mızraklarla hücuma geçtiler. Onların mızraklarla saldırmaları üzerine müminler de mızraklarla savaşa başladı ve bunu amansızca inip kalkan kılıçlar takip etti. Şimdi ok, kılıç, mızrak sesleri birbirine karışıyordu. Ama Müslümanlar sadece sayıda değil, hayvan ve silahta da Mekke ordusundan zayıflar. Hatta zayıf da değil, arada mukayese edilmeyecek kadar fark var. Efendimiz, merkeze ve bütün orduya kumanda ediyorlar. Sağ cenahın kumandası Zübeyir bin Avvam, sol cenahın kumandası Mikdat bin Esved hazretlerinde. İslam ordusu düşman karşısında hilal şeklinde mevzilenmiş. Çarpışma olanca hızıyla devam ediyor. İslam sancaktarı Musab İbni Umeyr radıyallahu anh. Düşman sancaktarı ise Musab'ın kardeşi Zürare İbni Umeyr. Oklar havada peş peşe vınlarken karşı taraftan fırlatılan bir ok İslam saflarının ta arka taraflarında bulunan Harise bin Süraka'yı buldu. Bismillahirrahmanirrahim. Allah!
Eyvah, Süraka'yı kaybettik. Hem de su içerken, safların en gerisinde. Harpte okla vurulan ilk şehit Süraka oldu. Eyvah denir mi kardeşim? Mübarek olsun. Mübarek olsun. Demek ki ecel gelince safın önünde ve arkasında fark yokmuş. Sevgili peygamberimiz, İslam askerini coşturuyorlar. Ey eshabım, sonsuz kuvvet ve kudret sahibi Allah'a yemin ederim ki her kim bugün düşmandan yüz çevirmeyip sebat eder ve çarpışa çarpışa şehit olursa Cenab-ı Hak onu mükafat olarak elbette cennetine koyacaktır. Bugün şehit olacakları en yüksek cennet, Cennetül Firdevs hazır olarak beklemektedir. Efendimizin bu müjdesini işiten Umeyr bin Humam daha bir aşka geldi. Ne kadar güzel. Cennetle aramızda bir nefeslik mesafe kalmış. Umeyr bunları der demez düşman saflarını yara yara ilerlemeye başladı. Bir taraftan kılıç sallıyor, bir taraftan da veciz sözler söylüyordu. Allah'a maddi azıklarla değil, ancak razı olacağı işler ve onun için cihat ederek gidilir. Allah korkusu, doğruluk ve iyilikten başka her şey tükenmeye mahkumdur. Mübarek sanki kanı ve kılıcıyla vasiyetini yazıyordu. Ensardan Avf bin Haris radıyallahu anh da sevgili peygamberimize koştu. Ey Allah'ın Resulü, kulun Rabbini razı eden işi nedir? Efendimiz buyurdular. Bilekleri yoruluncaya kadar kılıç sallamak. Ya Resulallah, yemin ederim ki bileklerim yorulana kadar kılıç sallayacağım. Ya Avf, zırhının için üzerinden atıyorsun. Daha hızlı hareket için. Ya Allah! Diğer tarafta şehitlik özlemiyle kavrulan Umeyr Hazretleri de benzer bir aşkla dövünüyordu. Gel bakalım ya Umeyr, yolumuzun, dinimizin düşmanı, son sözünü söyle. Ey Allah düşmanı, bir müminin ilk sözü de son sözü de Allah demektir. Ben Allah diyorum, sen de Allah de, sen de ebedi saadete kavuş. Sersem, biz senin gibi akılsız mıyız ki Muhammed'e teslim olalım? Al bakalım! Kafirde akıl ne gezer? Akıl ona teslim olmak için zaten. Ona teslim olmayan akla akıl mı denir? Yiğitseniz üçlü beşli değil, tek tek gelin. Çok konuştun sen Muhammed'in kölesi. Al! 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 Allah! Ebu Cehil övünüyordu. Ey Müslümanlar! Harplerin bu en dehşetli gününde en yaman develer, en saçma atlar, en keskin kılıçlarla bile benimle baş edemezsiniz. İyi bilin ki anam beni bugün için doğurmuştur. Bir büyük yangını bugün söndürecek, asileri bugün feci cezalara çarptıracağım. Hübel seni başımızdan eksik etmesin ya Eba Cehil. Yürü be dalkavuk. Bir Müslüman da sen gebert bari. Bak, Asım bin Ebi Avr nasıl dönüşüyor? Gün bugün! Fırsat bu fırsat! Akrabalı haklarını içe sayan ve milletini böleni affetmeyin! Ona bu harpten sağ kurtulmak nasip olursa bana ölüm nasip olsun! Oo, Ebu Dükkan'a karşıma sen çıktın ha? Ben senin karşına çıkmadım. Allah seni benim karşıma çıkardı. Hadi bakalım! Allah'ın elinden kurtarsın seni bakalım! Büyük laf ettin koca kafir! Ya Allah! Ah diyeceğini Allah diyebilseydin. Şu zırhını alayım bari. Ya Eba Dücane! Zırhla uğraşmanın sırası mı? Arkana dikkat et! Ne var ya Ömer? Dikkat! Ha? Vay kahve! Kılıç öyle değil, böyle savrulur. Kelle de böyle uçurulur. Helal olsun ya Eba Dücane. Bir kafir daha eksildi. Zamanında haber vermeseydin şimdi ben aranızdan ayrılmıştım ya Ömer. Devam ya Eba Dücane. Al bakalım dinsiz. Ya Sa'd bin Haysem'e, sen bir delisin. Benim altımda atım, kafamda miğferim var. Sense yayasın ve zırhın da yok. Takdir Allah'ındır ya kafir. Al öyleyse. Ya Sa'd kardeşim. Hakkını helal et ya Ali.
Gel ya Ali. İşte attan da indim. Hadi hesaplaşalım. Derhal ey Allah'ın düşmanı. Hadi. Bileğine güveniyorsan durma. Ben bileğime değil, o bileği yaratana güveniyorum ya kafir. İşte buradayım. Çevrene niçin bakınıyorsun? Kaçacak yer mi arıyorsun? Biz kaçmak ne demektir bilmeyiz. Hamle et ya kafir. Al öyleyse. Kalkanın da yüreğin gibi inceymiş ya Ali. Kalkanımız yufka olabilir ama yüreğimiz biiznillah aslan yüreğidir. İmana gel ya kafir. Sen de Kureyş'in dinine dön ya Ali. Hidayet ancak Allah'tandır. Doğrusun ya Ali. Al bakalım bire mendebul kafir. Ya Hamza, Melun'u sen öldürdün. Refak eder. Üzerine basacağım sağlam bir zemine bakınınca kaçacağımı sandı. Kişi karşısındakini kendisi gibi sanır. Kureyş bir taraftan Müslümanlarla savaşırken bir taraftan da bir endişeyi yaşıyordu. Ya eski düşmanları Kinane kabilesi arkadan saldırır da Kureyş iki ateş arasında kalırsa? Ancak onlar bu sıkıntıdayken Kinane kabilesinin başlarında reisleri Süraka bin Malik'le yardıma geldiklerini gördüler. Süraka daha yaklaşırken ileriden lafa başladı. Ey Kureyş! Ey dostum Ebu Cehil! Sizin düşmanınız Kinane'nin de düşmanı. Düşmanımız aynı. Biz hasım değil dostuz artık. Zaten paylaşamadığımız ne? Ben hep arkandan demişimdir. Süraka akıllı insandır aslında. Ama bir kere öfke basmış yüreğini. Onun için yüz vermez bize. Şimdi düşmanlıklar bitti. Hele şu yoldan çıkmış İslah olmazları tepeleyelim. Yeni günler açılacak önümüzde Süraka. Ya Eba Cehil, ey zeki ve kurnaz insan, ey yaşlı fakat din çınar, bak şu manzaraya. Müslümanlar coşan sel önünde tutunamayan ağaçlar gibi yıkılacaklar karşımızda. Ey söz ustası büyük hatip, Mekke'nin soyluları burada bugün. Kinane'nin asilleri de. Muhammedilerin sonu geldi. Kırılıp gidecekler önümüzde. Gücümüze güç kattınız. Hoş geldiniz aramıza. Kahraman müminlerden her biri en az 3 kişiyle amansız bir mücadele veriyordu. Silah ve insan sayısındaki büyük fark bir ara müminlere sıkıntı ve tehlikelerle dolu dakikalar yaşattı. Büyük çilelerin varılmaz sabır kahramanı sevgili peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, dostlar dostu aziz arkadaşı Ebu Bekr radıyallahu anh'la birlikte çadıra geçtiler. Efendimiz dua ediyorlar, yalvarıyorlar, yalvarıyorlar, yalvarıyorlar. Muharebe bütün hararetiyle sürerken Hazreti Ali bir imkanını bularak 3 ayrı kere Resulullah'ı yoklamak için çadıra geldi ve her seferinde de onu alnı secdede Rabbine yalvarırken buldu. Ya Hayyu, Ya Kayyum. Süraka ve avanesinin müşriklere yardıma gelmiş olması yetmezmiş gibi, şimdi de Kürz İmdi Cabir'in kabilesiyle düşmana yardım hazırlığına başladığı haberi gelmişti. Eğer Kureyş kafirleri böyle bir yardım da alırsa, Müslümanların işi çok zorlaşacaktı. Efendimiz zaman zaman savaş meydanında, zaman zaman çadırdalar. Dudaklarında hep aynı dua. Ya Rabbi! Eğer iman ehlinden şu cemaat helak olursa, yeryüzünde sana ibadet edecek kul kalmayacaktır. Sevgili Peygamberimiz yine çadıra, yani karargah merkezine girdiler. Yanlarında yine aziz ve sadık arkadaşı Ebu Bekir radıyallahu anh. Yine 2 rekatlık bir namazdan sonra diz üstüler. Yine kolları ta ilerilere uzanmış, avuçları gökyüzüne bakıyor. Ya Rabbi, bana vaat ettiğin zaferi lütfeyle. Allahü Teala'dan yardım ve zafer istiyorlar. Tekrar, tekrar, tekrar yorulmadan istiyorlar. Kollarını öylesine öne ve yukarı uzatmışlar ki,
mübarek koltukları görünüyor ve omuzlarındaki örtü usulca sıyrılarak yere yığılıyor. Hazreti Ebu Bekir örtüyü Efendimizin omuzlarına koyduktan sonra istirham ediyorlar. Ey Allah'ın Resulü, kendini bu kadar yorup yıpratma. Sana elbette imdadı ilahi gelir. Lütfen üzülme. Resulullah o gün ümmeti için havf, korku makamında, Hazreti Ebu Bekir ise reca, ümit makamındaydılar. Efendimizin kendini yoracak kadar duayla meşgul olmasının sebebi, ashab-ı kiramda kalp kuvveti hasıl olması içindi. Peygamberimizi hafif bir uyku bastırdı. Az zaman sonra neşeyle gözlerini açtılar ve "Müjde ya Ebu Bekir, Rabbim meleklerini yardıma gönderdi." haberini verdiler. Cebrail, Mikail ve İsrafil aleyhisselam alaca atlara binmiş, diğer meleklerle beraber ayrı ayrı anlarda yeryüzüne süzülmeye başladılar. Her büyük melek ve yanındakiler aniden kopan bir rüzgar ve kılıç şakırtılarıyla iniyorlardı. Süraka, Haris bin Hişam'la el ele tutuşmuş vaziyette müşrik saflarını dolaşarak Kureyş askerlerini Müslümanlara karşı galeyana getirirken, Cebrail aleyhisselamın geldiğini görür görmez süratle Haris'in elini bırakarak şeytanlarla birlikte kaçar adımlarla uzaklaşıp kayboldu. Cebrail aleyhisselama yakalanıp rezil olmaktan korktuğu için sırra kadem basıyordu. Ama müşrikler hakikatten gafil oldukları için köpürdüler. Ya Ebu Cehil, gördün mü Süraka'yı? Nasıl kaçıp gitti? Hiç Süraka bin Malik bize yardım eder mi? Sen de ne diller döktün ona ya Ebu Cehil. Bayağı da inanmıştık artık dost olacağına hani. Ahmaklık etmeyin. Süraka'yı Kinane kabilesini yeni mi tanıyorsunuz? Maksadım okşayıcı laflarla oyalayıp meşgul etmekti. Yoksa biz onun ne desteğine ne dostluğuna muhtacız. Arkadan kalleşçe saldırmasına mani olmak istemiştim. Bunu anlayamadınız mı yoksa? Şimdi ne olacak peki? Düşmanın müttefiki olduğu anlaşılıyor. Müslümanların işini bitirdikten sonra onları Kudeyt'te yakalarız. O zaman Süreka'yı ve emrindekileri de elimizden kim kurtaracak bakalım? Belki de Muhammediler kurtarır. Eğlenecek zaman değil. Bir tek Müslüman sağ kalmayacak. Hepsini imha edeceğiz ki atalar yolundan çıkmaya bir daha kimse teşebbüs etmesin. Vurun haydi. Saldırın. Vurun. Merhamet etmeyin. Vurun. Peygamberimizle Hazreti Ebu Bekir birlikte çadırın dışına çıktılar. Müminler meleklerin gelmesiyle coşmuş, düşman selini yarmaya çalışıyorlar. Melekler "Dayanın, korkmayın, düşman zayıf, Allah sizinle" diye mücahitlerin kalbine kuvvet veriyorlardı. Daha kılıçlarını savururken kafirlerin başları düşüyordu. Bazı kahraman müminler de İki ellerinde iki kılıçla dövüşmek gibi görülmemiş ve gayet zor bir işi başarıyorlardı. Mesela Hazreti Hamza, mesela Mabet bin Behb radıyallahu anhuma. Bazı yiğitler de yayayken bir atlı kadar canlı, çevik ve ataklar. Sevgili Peygamberimiz henüz iki ordu karşılaşmadan Bedir meydanını gezerken hangi kafirin nerede vurulup düşeceğini haber vermişse o bahtsız gerçekten bir mücahit kılıcıyla Efendimizin elini toprağa koyarak işaret ettikleri yere vurulup yıkılıyordu. Artık düşman kırıp geçiriliyor, esirler alınıyor, mallara ganimet olarak el konuyordu. Şimdi müminlerin bir kısmı savaşıyor, bir kısmı ganimet malları bekliyor, bazıları da Resulullah'ın çadırı etrafında muhafızlık yapıyordu. Müminler ancak iman uğruna katlanılacak büyük fedakarlıklar içindeydiler.
Ebu Seleme radıyallahu anh kendi kabilesi olan Mahzum oğullarına karşı, Ebu Huzeyfe radıyallahu anh babası Utbe ve kardeşi Velid'e karşı savaşıyordu. Ama en ağır fedakarlığı Ebu Ubeyde bin Cerrah radıyallahu anh gösterdi. Hadi! Bu ne hala? Hala bizi öldüremediniz. Hala esir alamadınız. Al bırak keferesini. Al bakalım. Hani nerede Lat'ınız, Menat'ınız, Uzza'nız, Hübel'iniz? Neredeler? Niye yardıma gelmiyorlar? Onlar gelmezler. Beğenirsen ben geldim asi evlat. Şunu boynuna ye de kurtulayım senden bari. Baba, baba sen... Bana baba deme. Baba etme. İmana gel. Vallahi Allah var. Billahi Allah var. O sonsuz kudret sahibi Allah peygamber gönderdi. Gel iman et. Bak hala inatla konuşuyor ha. Baba yalvarıyorum. İmana gel. Müslüman ol. Alçak, senden utanıyorum. Ya Allah! Ya Resulallah! Anam babam sana feda olsun. İşte ispatı. Al bakalım bağımsız adam. Ya Eba Ubeyde, öz babanı katlettin. İmana kastedenin akıbeti işte budur. Nevfel bin Hüveylid küfür ordusunu var gücüyle coşturuyor. Haydi! Haydi yiğitler! Affetmeyin, öldürün! Asla affetmeyin! Bunlar asi, bunlar ölümü çoktan hak ettiler! Muhammed'i öldürün! Ebu Bekir'i öldürün! Hepsini öldürün! Ne çiftçilerden ne asilerden kimse kalmasın! Öldürün! Vurun! Affetmeyin! Zalimin bu gaddarlığı sevgili peygamberimizin ağrına gitti. Allahü Teala'ya niyazda bulundular. Allah'ım, Nevfel bin Hüveylid'i sana havale ediyorum. Onun hakkını sen ver. Yeter asilere tahammül ettiğimiz. Bugün onlara imha günü. Vurun! Hala mı konuşuyorsun? Kalk kafir! Al bakalım! Cabbar bin Sah. Ben veya başka mümin ne fark eder bre saldırgan dinsiz? Al şunu. Gelişmeyeli dilin çok uzamış. Şimdi keseceğim onu. Al. Al. Seni gidi asi. Şimdi mahvolacaksınız. Asi biz değiliz. Hazreti Allah'a isyan edenlerdir. O kılıç da öyle tutulmaz. Kılıçım. Eyvah, eyvah. Ey bütün dayanağı elindeki bir kelik parçası olan merhamet mahrumu insafsız. Şimdi konuş bakalım. Yine affetmeyin diye bağır hadi. Aman Cabbar, etme, öldürme beni. Yalvarırım, öldürme. Öyleyse dön ve arkaya uzat kollarını. Şimdilik esareti tat bakalım. Yürü hadi. Vicdansız seni. Müslümanlar sana ne yaptı ha? Yürü. Ne acaba? Kim şu gelen? Ali bin Ebi Talip. Beni öldürmeye geliyor. Ya Cabbar, aziz kardeşim. Bizzat Resulullah'ın zatına düşman birinin yaşamaya hakkı yoktur. Şöylece temizlemek lazımdır. Ya Ali'me... Ömrüne bereket ya Ali. Amin, senin de. Ya Allah, ya ben ölüyorum. Şu tırnaklarıyla yeri kazıyan As bin Said değil mi? Evet o. Ölüyorum. Ya Allah, ya Melat. Canın ne kadar tatlıymış ya As. Al bakalım. Bir melun daha eksildi. Ne kibirle dikilip duruyorsun ya Eba Aziz? Ah! Kureyş'in şerefli bayrağına dokunma ya Eba Yeser. Sen de şerefli dediğin bayrağın da esirimsiniz. Düş önüme ve yürü. Yoksa kelleni uçuracağım. Dokunma. Bayrak. Bayrağım. Ya esaret ya ölüm. Yürü diyorum. Ebu Yeser Kureyş bayraktarını esir almış. Bakın.
Kureyş'in bayrağı da bayrakları da elimizde. Bayraklar elimizde. Evet, evet. Elhamdülillah. 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 Eyvah! Bayrak da bayraklar da Müslümanların eline geçti. Nasıl olur? Ama onlar asi. Rezil oluyoruz. Reislerimiz birer birer öldürülüyor. Bayrak da düştü. Hadise İslam karargahında büyük memnuniyete vesile oldu. Kafirler birer birer kırılırken bir de istiklal ifadesi bayrağı kaybetmişlerdi. Hazreti Ali karargaha Resul Aleyhisselam'ın yanına geldiğinde iki cihan serveri ortaya sordular. Nevfel bin Hüveylid hakkında malumatı olan var mı? Onun işini hallettik ya Resulallah. Efendimiz tekbir getirdiler ve buyurdular. Allahu Ekber. Allahü Teala duamı kabul etti. Ancak her kim Abbas, Talip ve Akil'den biriyle karşılaşırsa onu öldürmeyip esir etsin. Çünkü bunlar Bedre zorla getirildiler. Baş üstüne ey Allah'ın Resulü. Emredersiniz. Düşmanda şaşkınlık son haddindeydi. Mahsumoğulları, aralarından değişik kimseleri Ebu Cehil gibi giydirerek hedef şaşırtmak istediler. Fakat yine kaybeden kendileri oldu. Hazreti Hamza bunlardan Ebu Kays, Hazreti Ali de Abdullah bin Münzir'i Ebu Cehil'in gözü önünde katlettiler. Ebu Cehil homurdanıyordu. Aksilik, Süraka ve adamlarının firarıyla başladı. Onların firarı korkakları daha da adileştirdi. Ben bilirim Süraka'ya ne yapacağımı. Hele bir Mekke'ye döneyim. O zaman görecek harpten kaçmak neymiş. O kaçınca bizim ötlekler de bir bir çözüldü. Ya Eba Cehil, hani Kürz İbni Cabir, o da gelmedi. Gelmez tabii, kurnaz adam. Şu vaziyette ölmeye mi gelsin? Evet, hakimiyetin İslam ordusuna geçtiğini haber alan Kürz, Kureyş'e yardıma gelmekten vazgeçmişti. Haydi mücahitler! Bedr Küffar'a mezar olacak! Gayret! Allahu Ekber! Hadi kardeşlerim! İmansızlar korkak olun! Hadi vurun! Allah için vurun! Hadi zafer bizimdir! Haydi! Vaziyet kötüye gidiyor. En iyisi ben canımı kurtarayım. Hadi! Ne? Hadi, hadi be hayvan! Hadi şu tarafa! Hayır, şu tarafa kafanı çevir! Yürü be! Ne oldu sana bre hayvan, hadi! Yürü diyorum sana. Şu tarafa ha. Şu ağzı üzerine yere çakılan Ukbe değil mi ya Abdullah bin Seleme? Evet o. Ya Ukbe, esir alındın. Teslim ol. Ağzı. İçeri. Kafayınızı olayım, öldürmeyin beni. Sana köpek demek zavallı köpeklere hakaret olur. Yürü. Düşünme. Yürü. Öldürmeyin beni. Senin hükmünü Resulullah verir. Sallanma hadi. Yürü. Aziz mücahitler şehit verdikçe yürekleri kor ateşler gibi yanıyor, azimleri artıyor, her kafirin katlinde şevkleniyorlardı. Hatta bazen kılıçlar bile o yiğitlere yetmiyordu. Maşallah, maşallah. Ukkaşe bin Mıhsan'a bak. Döne döne dövüşüyor. Bu ne coşkun iman ya Rabbi. Allahu Ekber! Kolla kendini Sibak bin Haleş'te! Vurma ya Ukkaşe! Vurma ha! Vurma! Sabah da böyle mi diyordunuz? Kolla kendini ya kafir! Ya Allah! Sibak bin Haleş'te'nin kellesi uçtu! Evet, ne sert kafirmiş ki Ukkaşe'nin kılıcı kabzaya yakın kırıldı. Kılıçsız kaldım. Efendimiz'e koşmalıyım. Ya Resulallah, kılıçsız kaldım. Sevgili peygamberimiz yerden bir hurma dalı alarak uzattılar. Bununla devam et. Baş üstüne ya Resulallah. Lütfen dua ediniz. Şuna bak, bir dal parçasıyla dövüşüyor. Adam deli mi ne?
Şimdi görürsün eğlenmenin ne demek olduğunu. Allahu Ekber! Ya Lat! Bu Resulullah'ın mucizesi. Hurma dalını düşmana savurunca keskin bir kılıç oldu. Ya Rabbi, bu kılıç hürmetine ölünceye kadar her gazaya katılmamı nasip eyle. Hiçbir asi elimden kurtulamaz. Aklı olan çıkmaz karşıma. Parça parça ederim onu zira. Ya Zübeyir bin Avvam, kim bu övünen atlı kafir? Bilmem ki. Gösterinden gayri her tarafı sırtla örtülü. Sesi de Ubeyde bin Haris'e benzettim. Ben de. Dur, şuna esaslı bir mızrak yollayayım da meydan okumanın bedelini ödesin. Adam tepeden tırnağa zırh. Benim vazifem mızrağı hedefe fırlatmak. Sonrası Rabbimin takdirine bağlı. Bismillah. Gözüm. Çuval gibi yere düştü. Koş, şunun işini bitirelim. Hadi. Mızrak gözüne saplamış ve yere çarparak ölmüş. Bari mızrağı alayım. Ne kadar zor çıktı. Mücahitler kafirlerden bazısını da canlı olarak yakalayıp esir ediyorlardı. Aslında müşrikler esir olmayı artık cana minnet bilmeye başlamışlardı. Tabii az da olsa müminler de şehit veriyorlardı. Mesela düşmana bilekleri yoruluncaya kadar kılıç sallayan Avf bin Haris radıyallahu an Ebu Cehil tarafından şehit edilmişti. Henüz 16 yaşında olduğu için sefere kabul edilmeyen, bunun üzerine peygamberimizden yalvararak izin alan Umeyr bin Ebi Vakkas da genç bir kartal gibi kanının son damlasına kadar vuruşmuş fakat Amr bin Abdivet tarafından şehit edilmişti radıyallahu an. Kureyş reislerinden Tuayme, Saffan bin Beyza radıyallahu anh'ı şehit etti. Fakat Saffan hazretlerinin kanı yerde kalmadı. Hazreti Hamza da kafirin işini bitirdi. Ebu Cehil'in kardeşi As bin Hişam'ı ise Ömer İbnül Hattab'la Yezid bin Abdullah hazretleri katlettiler. Kureyş'in en mühim reislerinden bir de Umeyye bin Halef vardı. Bilal radıyallahu anh'ı Allah'a ve Resulüne imandan vazgeçirmek için tandır üzerindeki saç gibi yakıcı kumlar üzerine yatırıp işkenceler yapan adam. Muaz bin Haris'le Ensar'dan bazıları da Umeyye'yi ortadan kaldırdılar. Oğlu Ali bin Umeyye'yi ise Ammar bin Yasir katletti. Ali o an kulakları sağır eden korkunç bir çığlık kopardı ki işitenler bir an dona kaldılar. Savaş devam ediyor fakat küfür ordusu ölü ve esir verdikçe yeisten kahroluyordu. O meydan okuyan, Mekkeli muhacirleri asi sayan, Medine'li ensarı basit çiftçiler diye hor görenler, arkası arkasına anlaşan arkadaşlarını kaybedince kara ruhlarında korku fırtınaları savrulmaya başladı. Birkaç saat öncesine kadar kendilerini fiyas kabul etmez üstünlükte görenler, şimdi nasıl yapar da ağır bir hizmetten kurtuluruz diye düşünüyorlardı. Halbuki şu meydana ne hayaller ve ne şekilde gelmişlerdi. Hesaplarına göre Müslümanların önde gelenleri cezalandırılacak, diğerleri de elleri arkalarına bağlanarak süre süre esir pazarına götürülecekti. Ebu Cehil bu kahredici hesaplaşmayla kendi kendisini yiyip bitirirken, müminler de onun işini bitirmek için fırsat kolluyorlardı. Bu meydanda her kafiri devirmek, her mümin için dünya durdukça devam edecek bir ulu şerefti. Ama şereflerin en büyüğü, küfrün lideri Ebu Cehil'i öldürmekti. Fakat bazı ensar onu tanımıyordu. Ya Abdurrahman bin Avf, Ebu Cehil'i tanıyor musun? Niçin sordun ya Muaz bin Haris? Onunla görülecek hesabımız var. Her Müslümanın onunla görülecek hesabı var. Doğru ama kardeşim Muhabbez de benim Rabbimize verilmiş sözümüz var. Ya onu katledecek veya bu uğurda öleceğiz. Bakın şu ileride kalabalığın etrafını çevirdiği at üstündeki kara kuru adam. Teşekkür ederiz. Hadi Muhabbez, hadi kardeşim. Bir an evvel Ebu Cehil kafirinin canını cehenneme yollayalım, hadi. Hadi ya Allah. Ebu Cehil'e saldırırsınız ha. Alın bakalım. Sen çekil yolumuzdan Mendebur. Yaktım. Vay sizi gidi tıfıllar. Çocukluğunuza bakmadan bu ne cüret? Hala konuşuyorsun öyle mi?
Al öyleyse. Ah, muhafızlar, şaşkınlar. Niye mukabele etmiyorsunuz? Ya Allah, bismillah. Muaz bin Amr da geldi. Dayan kardeşim, üç kişiyiz. Al bakalım Merun. Bu da benden. Şunu da al. Al bakalım Muaz bin Aris. Gör gününü. Kolum. Ey İkrime. Sen kolumu perişan ettin ama sanma ki baban elimizden kurtulacak. Siz daha beni tanımamışsınız anlaşılan. Kılıç öyle değil, böyle savrulun. Allah! Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdu ve resul. Ey Ebu Cehil! Muhammed şehit oldu. Fakat sen ne olacaksın biliyor musun? Allahu Ekber! Düşman hattı bütün cephelerde çöktü ve panik ve kargaşayla ricat başladı. İslam saflarının hilal şeklindeki iki ucu kapanarak düşmanın bir kısmını esir aldılarsa da çoğunluk ne ağırlıkları varsa arkada bırakarak süratle Bedr'i terk ediyorlardı. Mücahitler başta Resulullah olmak üzere düşmanı bir müddet takip ettiler. Kaçan düşmanın harp sahasından tamamen atılmasıyla nihai zafer kazanılmış ve İslam sancağı kıyamete kadar bir daha inmemek üzere yükselmişti. Eshab-ı kiramla müşrikleri takipten karargaha dönen sevgili peygamberimiz sual buyurdular. Ebu Cehil'den bir haber var mı? Ölü mü? Yaralı mı? Kaçtı mı? Ebu Cehil'i kardeşim Muavvez'le birlikte öldürdük ya Resulallah. Bir yanlışlık olmasın ya Muaz. Biz Ali bin Ebi Talip'le onu öldürmüştük. Hayır ya Ömer. Hatta onu katlederken Muavvez'i de kaybettik. Ya Resulallah. Müsaade ederseniz meydanı bir gezeyim. Ölü veya yaralı olup olmadığını şimdi öğrenir ve size haber getiririm. İşte biraz evvel insan, deve, at, ok, gürs, kalkan ve kılıç seslerinin birbirine karıştığı meydan. O velvelenin, o gulgulenin yerini şimdi derin bir sessizlik almıştı. Abdullah İbni Mesud, çöle serilmiş ölü ve yaralıları tek tek yokladıktan sonra aradığı şahsı buldu. Evet, Ebu Cehil Amr bin Hişam. İşte aciz bir şekilde can çekişiyordu. Aziz sahabi bir ayağıyla İslam'ın bu amansız düşmanı baş kafirin göğsüne bastı ve eliyle sakalından tutarak sarstı. Hey! Hey! Sen Ebu Cehil değil misin? Evet. Ben Ebu Cehil'im. Ama sen o yüksek yerde ne arıyorsun ey koyun çabanı? Unutma ki çıktığın yer yalçın bir dağdan daha sarttır. Ey Melun! Cehennemi boylamak üzeresin ama hala kibir nutukları atıyorsun. Ah, keşke o göğse Yesripli bir köylü değil de bir Mekkeli çıksaydı. Hala mı büyüklenmedi? Zafer hangi tarafta? Elhamdülillah ki Müslümanlarda. Ya, demek öyle. Git Muhammed'e de ki, bugüne kadar ona düşmandım, şimdi düşmanlığım bir kat daha arttı. Alçak. Kafanı keseceğim senin. Hah. Hem de yıllarca belinde gururla taşıdığın şu kendi kılıcınla keseceğim. Hah. Bari omuzuma yakın yerden kes ki başım heybetli görünsün. Zebaniler heybet neymiş gösterecekler sana kibir putu. Al bakalım. Mübarek sahabi bir hamlede Ebu Cehil'in kafasını gövdesinden ayırdı. Murdar vücut bir iki çırpınıp debelendikten sonra kas katı kesildi. Yıllarca Allah Resulü ile eshabına olmadık eziyetler çektiren koca zalim dünyadan yıkılıp gitmişti. Hem de ne ibretle. Kibirli ve mağrur Ebu Cehil kendisinin ancak yarısı kadar boyu olan Abdullah bin Mesud'un ayağı altında şerefsizce ve
öz kılıcıyla. Aziz sahabi, Ebu Cehil'in zırhını, kılıcını ve bir ipe takarak sürüte sürüte getirdiği kafasını iki cihan sultanının mübarek ayakları dibine bıraktı. Kafa kandan, toz topraktan tanınmaz haldeydi. Ya Resulallah, işte Allah düşmanı Ebu Cehil'in başı. Peygamberimiz kelime-i tevhid okudular ve sordular. Ey Abdullah bin Mesud! Bunun Ebu Cehil Amr bin Hişam'ın başı olduğuna dair kendisinden gayrı ilah olmayan Allah'a yemin eder misin? Evet ya Resulallah. Kendisinden gayrı ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki mübarek ayaklarınızın dibindeki bu baş Ebu Cehil Amr bin Hişam'a aittir. Sevgili Peygamberimiz azgın bir şakinin İslam yolundan çekilmiş olmasından dolayı memnun oldular. İki rekat şükür namazı kıldıktan sonra sonsuz hamdlere layık olana yöneldiler. Allah'a hamdü senalar olsun ki kuluna yardım etti, dinini üstün kıldı buyurdu ve devam etti. Allah'ım vaadini yerine getirdin, hakkımdaki nimetini tamamla. Ve Abdullah İbni Mesud ve bir kısım eshapla beraber Ebu Cehil'in cesedinin bulunduğu yere gittiler. Amansız İslam düşmanının cesedi başına gelince, Ebu Cehil bu ümmetin firavunuydu dediler ve seslendiler. Ey Allah düşmanı! Allah'a hamdolsun ki seni zelil ve hakir etti. Böylece savaş öğlen sıralarında Müslümanların mutlak zaferiyle noktalanmıştı. Efendimiz tekrar karargaha döndüler ve şehitlerin, ölülerin, yaralıların, esirlerin ve ganimet mallarının tespitini emrettiler. Cebrail aleyhisselam ve diğer melekler izin isteyerek gittiler. Müslümanlar Bedir meydanında büyük İslam davası uğruna 14 şehit vermişlerdi. Bu 14 kişinin 6'sı muhacirinden, 8'i ensardandı. Şehitler alkanlı elbiseleriyle yan yana dizilmişlerdi. Yüzlerinde sanki pembecik pembecik cennet gülleri açmıştı. Ferah, aydınlık, huzurlu. Radiyallahu teala anhum ecmain. Kainatın sultanı mübarek şehitlerin önünde durdular. Sahabiler de safa geçtiler. Az evvel omuz omuza savaştıkları arkadaşlarının şimdi cenaze namazını kılıyorlar. Efendimiz tekbirler getiriyor, cemaat tekrarlıyor. Onlar ne seçilmiş insanlar ki vasıfları Bakara suresiyle anlatıldı. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Hayır, diridirler. Fakat siz farkında olmazsınız. İman ordusunun 14 kaybına karşılık küfür ordusu 24'ü Kureyş reislerinden olmak üzere 70 ölü ve ayrıca 70 de esir vermişlerdi. Müslümanların eline geçen ganimetse 150 deve, 30 at, çok miktarda kırmızı kadife, kılıç, ok, mızrak, yay, gürz gibi savaş aletleri, ev eşyası, elbise ve benzeri şeylerdi. Ganimet emirliğine Abdullah bin Ka'b tayin edildi. 70 müşrikten 16'sını Ali radıyallahu teala an hazretleri öldürdü. 4 müşriki de Ammar bin Yasir radıyallahu teala an öldürdü. Ammar bin Yasir anne ve babasıyla ilk imana gelenlerden. Bu sebeple küfrün ilk azgın dalgaları bunlara, ilklere çarptı. Çok işkence gördüler. Annesi Sümeyye Hatun işkence altındayken İslam'dan dön baskılarına hayır dediği için Ebu Cehil tarafından süngüyle vurularak hunharca şehit edilmişti. İlk şehidimiz bir anne. Evlatlar annelerden çoğalır. Sümeyye radıyallahu anha sonraki şehitlere manevi anne oldu. Asırlar boyu çoğaldılar, çoğalacaklar. Hazreti Ebu Bekir'in oğlu Abdurrahman ise
kılıçtan kurtulmuştu. Günü gelince de hesaptan olacak ve cehennemden kurtulacaktı. Büyük kumandan sevgili peygamberimiz, Kureyş reislerinden 24 ölünün kör kuyulardan birine atılmasını emrettiler. Sürüterek çeke çeke kuyuya ilk atılan koca gövdeli Utbe bin Rebiya oldu. Ensardan Harise bin Süraka'nın Bedir'de genç yaşta hayatını kaybettiği haberi Medine'ye annesi Rubeyde Hatun'a gelince soylu ana dedi ki: "Evlat kaybetmenin acısını şimdilik kalbime gömüyorum. Resulullah'ın avdetini bekleyeceğim. Şayet Harise şehit olarak cennetlik olmuşsa elbette ki gözümden tek damla yaş sızmayacak, şükür secdesine varacağım. Ama ruhunu imansız olarak teslim etmişse, bu gözlerin şu dünyayı görmesine artık lüzum kalmaz. O zaman kanlı gözyaşlarıyla ağlayacağım." Harp artığı müşrikler Mekke'ye vardıklarında Süraka'yı az kalsın parçalayacaklardı. "Ya Süraka, başımıza gelenler hep senin yüzünden." "Benim yüzümden mi? Ben ne yapmışım ki?" "Daha ne yapacaksın hain? Savaş meydanından kaçmasaydın Mekke ordusu bozguna uğramayacaktı." "Kim? Ben mi?" "Elbette sen." "Emin olun ki ben Bedre gelmedim. Hatta sizin gittiğinizi bile nice zaman sonra işittim." İslam düşmanları, Süraka şeklinde görünenin iblis, diğerlerinin de şeytanlar olduğunu nasıl bilebilsinlerdi? Süraka, Bedir'de bulunmadığını, üstüne gelen öfkeli adamlara zor güç anlatabildi. İslam ordusu Bedir'de savaştan sonra 3 gün daha kaldı. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem son gece ay ışığının çölü gündüz gibi aydınlattığı bir sırada müşriklerin atıldığı kuyuya doğru yürüdüler. Eshab da peşinden yürüdü. Kuyudaki ölüleri tek tek isim isim sayarak hitap buyuruyorlar: "Ey Ebu Cehil Amr bin Hişam, ey Utbe bin Rebi'a, ey Şeybe bin Rebi'a, ey Nevfel bin Hüveylid, ey Huzeyfe bin Ebi Huzeyfe, siz peygamberinize karşı ne kötü bir kavimdiniz. Siz beni yalanladınız, başkaları doğruladı. Siz beni evimden ve yurdumdan ettiniz, başkaları bana destek oldular. Siz benimle savaştınız, başkaları beni size karşı korudu. Siz Rabbinizin size vaat etmiş olduğu azaba kavuştunuz mu? Ben Rabbimin bana vaat ettiği yardım ve zafere kavuştum." Ashab-ı kiram sevgili peygamberimizi hayretle takip ediyorlardı. Zira böyle bir hadiseyi ilk defa yaşıyorlardı. Hazreti Ömer sordu: "Ya Resulallah, ruhsuz cesetlere, kokmuş leşlere mi sesleniyorsunuz?" Peygamberimiz arkadaşlarına dönerek buyurdular ki: "Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki benim söylediklerimi siz onlardan daha iyi işitici değilsiniz. Ancak onlar cevap veremezler." Resulullah 3. gün hareket emrini verdiler. Ordu Useyl'e doğru yürüdü. Useyl hayli uzun bir vadi. Efendimizin emriyle gecenin burada geçirilmesi kararlaştırıldı. Akşam namazı kılınıp bir şeyler yendiğinde vakit yatsıyı bulmuştu. Sevgili Peygamberimiz, "Bu gece bizi kim bekleyecek?" diye sual buyurdular. Birisi karanlıkta ayağa kalktı. Şanlı Peygamber ona, "Sen kimsin?" dediler. "Zekvan bin Abdikays ya Resulallah." "Otur," buyurdular. Peygamberimiz suali tekrarladılar: "Bu gece bizi kim bekleyecek?"
Başka birisi ayağa kalktı. Efendimiz ona sen kimsin dediler. Abdikays'ın oğluyum. Sen de otur. Üçüncü bir şahıs kalktı. Resulullah ona da sordular. Sen kimsin? Ebu Seb ya Resulallah. Bir miktar durduktan sonra Resulullah Efendimiz, üçünüz birden ayağa kalkınız emrini verdiler. Sadece Zekvan bin Abdikays ayağa kalktı. Peygamberimiz, diğerleri nerede buyurdular. Ya Resulallah, her üç suale de cevap veren bendim. Efendimiz, Zekvan Hazretlerinin bu hizmet etme aşkına çok memnun oldular ve hayır duada bulundular. Ya Zekvan, Allah da seni muhafaza etsin. Ertesi gün Useyl'den hareket edilmeden evvel esirler Resulullah'a takdim edildi. Eşsiz sabır timsali aziz peygamber Nadr bin Haris zalimini görünce onu uzun uzun süzdüler. Nadr bakıştan son derece rahatsız oldu ve yanındaki diğer esire fısıldadı. Beni öldürtecek. Bakışlarından bunu sezdim. Evet, beni öldürtecek. Musab bin Umeyr'i aracı kur. Ey Musab, sen akraba olduğumuzu unutma. Bana farklı muamele yapılmasın. Diğer esirlere nasıl muamele edilirse bana da aynı muamele yapılsın. Peygamberin beni öldürme kararında. Buna mani ol. Akraba olmamızın sen kafir kaldıkça hiçbir kıymeti yoktur. Bana nasıl iltimas teklif edersin? Bugün merhamet dilendiğin peygambere de, onun dinine de hakaretler eden sen değil miydin ey korkak? Diğer esirlere aman verilirse bu hak bana da tanınmalı. O hükmü Allah ve Resulü verir. Ve hüküm verildi. Sevgili peygamberimiz, yiğitler yiğidi Hazreti Ali'ye emrettiler. Vur şunun boynunu. Medine'ye doğru yürüyüş devam ediyor. Safra Boğazı geçildi. Seyer adlı kum tepesinde dallarıyla çevreyi kucaklayan ulu bir ağacın altında konakladılar. Enfal suresinin 41. ayetiyle peygamberimizin ganimet mallardan 1/5 hisse alabilmesine izin verilmişti. Sevgili peygamberimiz, öbür peygamberlere göre kendisine tanınan 5 farklı masaliyeti şöyle sıralıyorlar. Bana düşmanın kalbine korku salma kabiliyeti verildi. Bütün yeryüzü benim için mescit kılındı. Bana sözün bütün imkan ve kudretini kendinde toplayan Kur'an-ı Kerim verildi. Ganimet malı bana helal kılındı. Bana şefaat makamı verildi ki bu 5 şey benden önceki peygamberlere verilmemişti. Kılıçla kazanılan mallar bu ağacın serin gölgesinde harbe iştirak eden bütün kahraman mücahitlere, mübarek şehit evlatlarına ve aralarında Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da olduğu Bedir'den izinli 8 sahabiye taksim ediliyor. Kahraman peygamber Ebu Cehil'in devesini kumandan hakkı safi olarak kendileri aldılar. Ve Hudeybiye umresine kadar bu deveyle gazalara çıktılar. Ganimet bölüştürülürken Münebbih bin Haccac'a ait olan Zülfikar ismindeki kılıç da sevgili peygamberimizin payına düştü. Efendimiz bu meşhur kılıcı zaferde büyük emeği olan Hazreti Ali radıyallahu anh'a hediye ettiler. Böylece harbe bizzat iştirak edenler, karargâhta nöbet tutanlar ve ganimet malları bekleyenlerin tamamına pay verildi. Sa'd bin Ebi Vakkas radıyallahu anh merak etti. Ya Resulallah, kuvvetlilere de zayıflara da ganimet dağıtmaktasınız. Efendimizin buyurdukları çok düşündürücü. Zaferiniz zayıfların duası bereketiyle değil mi? Esirler için o ana kadar vahiy gelmediğinden Resulullah eshabıyla istişare ederek bir karara varmayı arzu buyurdular. Ya Ebu Bekir, esirleri ne yapalım? Ey Allah'ın nebisi, bunlar en nihayet bizim akrabamız. Bize kurtulmak için fidye ödesinler derim. Alacağımız fidye ile biz kuvvetleneceğiz, onlar zayıflayacaklar. Bakarsınız zamanla onlar da hidayete kavuşurlar. Efendimiz Hazreti Ömer'e sordular.
Ya Ömer, sen ne dersin? Fikrin nedir? Ya Resulallah, esirleri öldürelim. Düşmandan fidye kabul etmeyelim. Hatta akrabam olanların boynunu vurmak için bana, Abbas'ın boynunu vurmak için kardeşi Hamza'ya, Akil'in boynunu vurmak için kardeşi Ali'ye lütfen müsaade buyurunuz. Allah'ın Resulü bir zaman sükût edip bir şey söylemedikten sonra esirlerden fidye alınacaktır buyurdular. Bedir'de ve yol boyunca muzaffer Müslümanlar büyük bir sevinç yaşarken Medine'dekiler merak içindeydi. Sevgili Peygamberimiz Useyl'deyken Medine'ye manevi evladı Zeyd bin Harise ile Abdullah bin Revaha'yı haberci olarak gönderdiler. Zeyd bin Harise'ye kendi develeri Kusva'yı vermişlerdi. Abdullah bin Revaha da başka bir deveye binmişti. Ya Zeyd, Akiye geldik. Burada ayrılarak şehre ayrı istikametlerden girelim ki zafer haberini herkes duysun. Evet, doğru diyoruz. Ey Ensar, müjdeler olsun. Resulullah sağ ve selamette. Ebu Cehil, Zem'a bin Esved, Umeyye bin Halef ve daha nice müşrik ya öldürüldü ya da esir alındı. Sevinin. Allahu Teala Müslümanlara zafer ihsan etti. Mekke kafirleri perişan oldular. Kaçabilenlerse kendilerini şanslı saydı. Doğru mu bu dediklerin ya Abdullah bin Revaha? Vallahi doğru söylüyorum. Resulullah sağ ve selamette, ey insan müjdeler olsun. Resulullah sağ ve selamette, ey insan müjdeler olsun. Şehrin diğer mahallelerinde de Zeyd bin Harise Kusva'nın üzerinden aynı haberi veriyordu. Haberi işiten münafıklar kulaklarına inanamadılar. Mekke'nin o kadar namlı reisi daha ilk çarpışmada Müslümanlar tarafından nasıl öldürülebilirdi? Hayır, bu haber doğru olamazdı. Hayır, Zeyd ne dediğini bilemiyor. Eğer haberi sahih olsa niçin Kusva ile gelmiş olsun? Belli ki peygamber öldürülmüş. Evet, doğru. Doğru diyorsun. Niçin Kusva? Hayır. Ey ikiyüzlüler, yalan söylüyorsunuz. İslam ordusu bu zaferi kazandı. Zeyd doğru söylüyor. Ya Eba Lübabe, bize inandırıcı gelmedi de. Size inandırıcı geldi de işinize gelmedi. Sevineceğinize nifak çıkartıyorsunuz. Nifak mı? Tövbe. Ağzından yel alsın ya Eba Lübabe. Bakalım, göreceğiz. Ama şunu bilin ki haliniz hoşuma gitmedi. Zafer haberi Medine'ye ulaştığında, çocukların habercilerin etrafında sevinç çığlıkları attığında, müminlerin yüzlerinde huzur aydınlıkları dolaştığında, münafıkların bu huzura, bu neşeye, bu aydınlığa şüpheler düşürmeye çalıştığında, şehrin dışında, az ilerisinde, Hazreti Osman radıyallahu anh'ın da aralarında olduğu bir başka cemaat, bir başka işle meşguldü. Evet, onlar bir defin işiyle meşguldüler. Çünkü sevgili peygamberimizin kızlarından Hazreti Osman'la nikahlanması vahiy ile bildirilmiş olan Rukayye radıyallahu anha o gün henüz 22 yaşındayken dünyasını değiştirmişti. Merhumeyi Ümmü Eymen annemiz yıkadı. Cenaze namazını ise bizzat kocası Hazreti Osman kıldırdı. Baki kabristanında toprağa verildi. Sevgili peygamberimizin çilekeş ve sevgili kızı babacığı muharebede olduğu için son bir defa görüşemeden fakat onun zafer haberinin Medine'ye geldiği gün ebedi aleme geçiyordu. Peygamberimiz bir zafer kazanmış fakat aynı zamanda bir evlat kaybetmişti. En yüksek sevinçle en derin keder aynı kalpte aynı anda buluşuyordu. Medine'ye zafer habercilerinin gönderilmesinden bir gün sonra Peygamberimiz, esir muhafızlarının başına kölesi Şakran'ı kumandan tayin ederek Medine'ye yolladı. Ne ibretli hadise. Kendilerini düne kadar asilzade gören insanlar, şimdi bir kölenin emrinde, ahalisini çiftçi diye aşağıladıkları bir şehre, elleri arkadan bağlı olduğu halde
sürülerek götürülüyorlar. Bu zillette de yaşamak var. Yaşam bitti. Ölsek daha iyi. Küfür ordusu Bedre Müslümanlar üzerine sefere çıkınca geride kalan müşrik gençleri her gece Zituva'da toplanarak kahramanlık şiirleri okuyor, destanlar söylüyor, menkıbeler naklediyor ve Müslümanları kötülüyorlardı. Gençler her gece yaktıkları ateşin etrafında sarhoş oluncaya kadar içiyor ve bekledikleri zaferi şimdiden kutluyorlardı. Yükselen alev gölgeleri yüzlerinde oynaşırken onların kopardığı kahkaha çığlıkları, öğürtü ve böğürtüler gecenin sessizliğini dalgalandırıyordu. Ama bir gece meçhul bir sesle titrediler. Bu sesin sahibi kimdi? Ses nereden gelmişti? Nasıl işitmişlerdi? Anlayamadılar. Delikanlıları taş gibi donduran, çivi gibi yerlerine mıhlayan, kadehleri ellerine yapıştıran bu dehşetli ses, müşrikleri kötülüyor ve hezimete uğrayacaklarını, boşu boşuna zafer hülyalarına kapıldıklarını ihtar ediyordu. Öyle korktular ki, işlerinde bu korku yüzünden hastalananlar bile oldu. Ertesi gün Mekke, gençlerin anlattığı belirsiz sesin esrarıyla şaşkınken, Haysuman bin Abdullah çıka geldi. Duvarların gölgeli serinliğine kaçmış halk, Haysuman'ı görünce yeni bir haberin ümidiyle canlandılar. İşte savaşın ta ortasından gelen biri. Durun, hiç muamma çözmeye uğraşmayın. Şimdi her şeyi öğreniriz. Yaklaş ya Bahadır. Zaferden haber ver bize. Siz orada düşmanı cezalandırırken biz burada hasretiz tepşirinize. Sen ne diyorsun ey ihtiyar? Bırakın şimdi bu kırık dökük manzumelerle yupayündüz zafer rüyaları yormayı. Asıl sen ne diyorsun ya Haysuman? Ne rüyası? Ordudan haber ver, lafı ağzında gebeleme çabuk. Ordu, ordu. Olmayan şeyin neyi, ne haber vereyim size? Ordum ordu kalmadı, bir avuç asiye yenildik. Bozulduk, mahvolduk. Zafer tacı Müslümanların başında, şerefimiz yerlerde sürünüyor. Ya Haysuman, aklın başında mı? Sarhoş olmayasın veya güneş geçmiş olmasın başına. Mahvolduk, mahvolduk. Neredeyse Kureyş'in bütün reisleri öldürüldü. Birçok kimse esir edildi. Mesela ya Safvan, senin baban ve kardeşin de öldürüldü. Sus ey uğursuz! Kıyamet koptu de bari. Bozguna uğrayanları karşılamaya edin. Aralarında birçok yaralı var. Ah, keşke her şey zelzeleyle yerle bir olsaydı da bu günleri görmeseydik. Nedir bu başımıza gelenler? Hakikaten çok geçmeden mağlup ordunun kılıç artıkları, kibir, gurur ve şereflerini Bedir'de bırakmış olarak kimi atlı, kimi develi, kimileri yayan yapıldak sökün ettiler. Ebu Süfyan hepsini bir araya toplattı. Küskün, sefil ve mahcuptular. Bir zaman kimse kimseye bir şey diyemedi. Ne mağluplar bekleyenlere, ne bekleyenler mağluplara. Nihayet bir ihtiyar cılız sesiyle konuştu. Yaz tutalım. Kadınlar ağıt yaksın. Şairler mersiye söylesin. Ne başınız önünüzde bekleşir durursunuz böyle. Hayır. Ne kadınlar ağıtlarda feryadu figan etsin, ne de şairler ateşli mısraları ile kalplerimizi yakıp vursun. Ne yapalım peki ya Ebu Süfyan? Toprak saçılsın başımıza, ne yapalım peki? Acıları içinizde büyütün. Gözyaşı sellerini içinize akıtın. Eğer Muhammediler ağlaşmalarınızı işitirlerse bize güler ve bizimle eğlenirler. Bu da ikinci bir şerefsizlik olmaz mı? Ben derim ki ne ağlayın ne inleyin. Öfkeleriniz daha daha büyüsün. Ta ki saldırıp intikamımızı alıncaya kadar bu hal devam etsin. Evet, doğru der Ebu Süfyan. Yas yok, feryat yok. Bunlar yasak. Ama bir tek şey var, intikam. Bugüne kadar kendimiz için yaşadık. Bundan sonra ölülerimizin intikamı ve şerefimiz için yaşayacağız. Evet, doğru. Bir ay müddetle kimse yas tutamadı. Şiir söyleyemedi, ağıt yakamadı. Ta ki Ka'b bin Eşref adındaki bir Yahudinin Medine'den Mekke'ye gelerek müşrikleri tahrik etmesine kadar bu suskunluk ve için için yanıp tutuşma devam etti. Ey Kureyş! Ebu Cehil, Utbe bin Rebiya, Şeybe bin Rebiya, As bin Hişam, Velid bin Mugire gibi 70 kişi öldürülmedi mi? Onlar pis bir kuyuya taş doldurulur gibi doldurulmadı mı? Kadınlar kocasız, evlatlar babasız kalmadı mı?
Oğullar babalarını, babalar oğullarını öldürmedi mi? Kâb'ın çevresine toplananlarda tasdik sesleri yükseldi. E öyleyse yeter. Mersiye de söylenmeli, ahit de yakılmalı. Muhammedilerden intikam da alınmalı. Patlamış bir su bendi gibi yas figanları boşalmaya başladı. Kuyuyu dolduran ölülerin eşleri bir ay boyunca bu kuyu ağzında haykırıp dövündüler. Kâb bin Eşref'in faaliyetleri Efendimiz'e bildirildi. Buyurdular ki, bu adamı kim ortadan kaldıracak? 5 sahabi ilk ortaya fırlayan gönüllüler oldu. Vazife bunlara verildi. Bir mümin Allah'ın Resulüne soruyor. Nasıl bir usul takip edelim? Peygamberimiz buyurdular ki, harp hiledir. Şartlar neyi icap ettirir, kalbinize ne uygun gelirse onu yapın. Beş sahabi gittiler, vazifeyi ifa ettiler ve dönüyorlar. Allahu Ekber! Allahu Ekber! Allahu Ekber! Sahabiler birkaç gün sonra işlerini halletmiş olarak tekbir getire getire geldiklerinde sevgili Peygamberimiz namaza durmuşlardı. Onları duyunca tebessüm ettiler. Bir İslam düşmanı daha temizlenmişti. Bu hadise büyük bir ölçü kazandırdı. Harp hiledir. Ebu Rafi, Abbas bin Abdülmuttalib'in kölesi. Aynı zamanda Zemzem kuyusunun çevresinde tahta su bardakları yapıp satıyor. Resulullah'a iman etmiş bahtiyarlardan. Hezimet haberinin Mekke'ye yeni yayıldığı sırada Rafi çalışırken Abbas'ın hanımı Ümmü Fadl ve daha başka kimseler de yanında bulunuyorlardı. Az sonra Ebu Leheb geldi. Bir yer bulup oturdu. Ebu Rafi sevgili peygamberimizin zaferini işitmiş olduğundan o gün sevinçler içindeydi. Göz altından Ebu Leheb'in yüzüne bakmaya çalıştı. Mosmordu. Belli ki haberi o da almış ve o üzüntüyle kendini buraya atmıştı. O böyle can sıkıntısından patlarcasına otururken Ebu Süfyan göründü. Ebu Süfyan'ın görünmesiyle de Ebu Leheb boşalmaya başladı. Nedir bu kepazelik ya Ebu Süfyan? Biz dünyada hangi hakla dolaşıyoruz? Aklım hafsalam olanları almıyor. Bir açıklama yap, ikna et beni, çıldıracağım yoksa. İnşallah tez zamanda üzerinde gezmeye kendini layık görmediğin toprağın altına koyarlar seni. Hain melun. İşin içinde iş var. Bizden istediklerini öldürmüş, istediklerini esir almışlar. Düşman yalnızca sizin tanıdığınız veya tanımadığınız Muhammedilerden ibaret değilmiş. Gökten yere atlı insanlar inmişler. Onların gelmesiyle Müslümanların karşısında dikiş tutturamamışız. Vallahi onlar melekti. Kes sesini adi köle! Ay seni terbiyesiz. Hiçbir mümin adi değildir. Ama her müşrik adidir. Al şunu bakalım. Vay sıska vay. Bari seni olsun boğayım da içim soğusun. Vicdansız. Çocuğu boğacaksın be. Al şunu. Al. Dayak öyle değil, böyle atılır işte. Ya Ümmü Fadıl. Mahvettin beni. Ne yapalım? Sen istedin. Abbas bin Abdülmuttalib olmayınca meydanı boş buldun değil mi? Geber. Zaten ruhen mahvolmuş Ebu Leheb üstüne bir de kadından dayak yemiş olarak çekip gitti evine ve bir daha da dışarı çıkamadı. Adese denilen ve vücudu sivilceler içinde bırakan veba benzeri bir hastalığa yakalanmıştı. Kokuyordu. Bir hafta sonra öldü. Pis koku şiddetli sıcaklarla yanına yaklaşılmayacak kadar artmıştı. Sopalarla ite ite bir çukura yuvarladılar ve üzerine uzaktan taşlar attılar. Tıpkı kendisinin de zamanında Mekke'de Resulullah Efendimiz'in evini taşlaması gibi cesedine taşlar atılıyordu.
Ebu Süfyan kumandasında Şam'a giden kervandan haber getirmek için gönderilen Talha İbni Abdullah ve Sa'd bin Zeyd Hazretleri Medine'ye geri gelirken yolda Resulullah kumandasındaki İslam ordusunun Bedre gittiklerini öğrenince derhal o tarafa yöneldiler. Ama muharebeye yetişemediler. Sevgili Peygamberimiz ve ordu geri dönüyordu. Efendimizle Eshab-ı Kiram Revha'ya geldiklerinde kendilerini istikbal etmek için buraya kadar gelmiş Müslümanlarla kucaklaştılar. İlk defa bir zafer havası yaşanıyor. Yüzlerde güller açıyor. Resulullah Efendimiz ve mücahitler tebrik ediliyordu. Mübarek Seleme bin Seleme nükte yaptı. Bizi tebrik edecek ne var ki? Kesim için ayrılmış ve kafasının tüyleri dökülmüş develer gibi saçsız yaşlılarla karşılaştık ve işlerini bitirdik. Hepsi bu. Efendimiz benzetmeye tebessüm buyurdular ve hay Allah iyiliğini versin Seleme. O saçsız insanlar Kureyş kavminin eşrafıydı buyurdular. Kainatın efendisi ve insanlığın kurtarıcısı kahraman peygamber, aydınlık Medine'de Müslümanlar tarafından coşkun bir sevgiyle karşılandı. Buradan fakir, silahsız, bineksiz olarak çıkan Müslümanlar, sevgili peygamberimizin dua ve mucizeleri bereketiyle servete, silaha ve bineğe kavuşmuş olarak muzaffer bir şekilde beldelerine giriyorlardı. Sefer için Medine'den çıkışla Medine'ye giriş arasında 19 gün geçmişti. Esirler ordudan bir gün sonra gelebildi. Resulullah Efendimiz onları görmeye gittiler ve esirler arasında bulunan amcası Abbas bin Abdülmuttalib'in önünde durdular. Abbas'a nasılsın diye sordular. İyi değilim. Sebep ne buyurdular? Hem esir edildim hem de üzerimdeki 20 ukiye ve 800 dirhem altın ganimet olarak alındı. Halbuki ben Müslümanım. Kureyş beni Bedre zorla getirdi. Harbe zorla getirildiğin doğru. Ama Müslüman olup olmadığını ancak Allah bilir. Şayet Müslümansan elbette katlandığın sıkıntıların ecrine kavuşursun. Ben de, karım Ümmü Fadıl da, kölem Ebu Rafi de Müslümanız. Ama Mekke'de birçok kimse de alacağım var. Eğer imanımı açığa vurmuş olsaydım kimse borcunu ödemezdi. Resulü Zişan dediler ki, ya Abbas, biz zahire bakarız. Şahsın, yeğenin Akil, Haris bin Nefel ve dostun ve müttefikin Utbe bin Amr için fidye öde. Alınan altınlarımı fidye yerine sayın. Resulullah sayamayız buyurdular. Çünkü o Allah'ın senin vesilenle müminlere ihsan ettiği bir rızıktır. 20 ukiye ile 800 dirhemden başka servetim yok. Şimdi bir de fidye istiyorsunuz. Bundan sonra el açıp dilencilik mi yapayım? Sordular. Evdeki altınlara rağmen mi dilencilik? Ne altını? Efendimiz, Bedir seferine çıkarken Ümmü Fadla kendisi ve çocukların için verdiğin altınlar. Nereden biliyorsun? Kim söyledi? Allah söyledi buyurdular. Evet. Sefere çıkarken hanımım Ümmü Fadla, kendisi ve Abdullah, Übeydullah ve Kusem için ne olur ne olmaz düşüncesiyle altın liralar bıraktım. Ancak o sırada yanımızda hiç kimse yoktu. Şimdi sen bunu biliyorsun. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abdühü ve resulü. Efendimiz mübarek olsun buyurdular ve oradan uzaklaştılar. Harp hiledir umdesinin vaazı, sevgili peygamberimiz Abbas radıyallahu teala anh'ın Mekke'ye dönmesini, ancak imanını açıklamamasını, lüzum gördükçe kafirler hakkında malumat yazmasını emir buyurdular. Bu sahabi Mekke'den Medine'ye en son hicret eden mümindir. Esirlerin ödeyecekleri fidye, hürriyete kavuşma bedeli, o esirin mali kudretine göre 4000, 3000, 2000, 1000 dirhem şeklinde sınıflandırıldı. Parası olmayan esirlerden her biri, 10 Medineli çocuğa okuma yazma öğretme karşılığı serbest bırakılacaktı. Sevgili Peygamberimiz, esirleri eshabı arasında dağıttılar. Ancak esirleri onlara teslim etmeden evvel
şunu tembih buyurdular. Esirler hakkında birbirinize iyilik ve hayır tavsiye ediniz. Onlara güzel ve yumuşak davranınız. Ensar'ın Bedir'de verdiği ilk şehit Harise bin Süraka radıyallahu anh'ın sabır, metanet ve ihlas abidesi aziz annesi Rubeyde Hatun dört gözle Resulullah'ın Medine'ye dönüşünü bekliyordu. Nihayet kahraman peygamber büyük bir şan ve şerefle savaştan dönünce Rubeyde Hatun kızıyla beraber Efendimiz'e geldiler. Ey Allah'ın Resulü! Harise'nin halinden sormak için sizi bekledim. Bugüne kadar tek damla yaş dökmedim. Şayet şehit olarak cennete kavuştuysa bundan sonra da ağlamayacağım. Ama cenneti hak etmediyse gözlerimden yaş yerine kan akıtacağım. Efendimiz müstesna kadını sevindirdiler. Ey Harise'nin validesi! Cennet bir taneden ibaret değildir. Oğlun da cennette değil, cennetlerde. Orada birçok yüksek dereceler var. Harise en yüksek dereceye kavuşmuştur. Firdevs-i Âlâ'da. Esirler elleri arkalarından bağlı olarak Medine önünde görünmeye başladığı gün Yahudilerde de korku şafakları sökmüştü. Evet, bu o. Belli ki son peygamber. Korkarız bundan sonra daima o galip gelir. Ama buna meydan vermemeliyiz. Karşılarında bizim gibi savaş sanatına vakıf kimseler yoktu. Bu yüzden galip geldi. Her ne hal ise, galip ya, siz neticeye bakın. Peki ne yapacağız? Artık aramızdaki anlaşma hükümsüz kalmıştır. Muhammediler bundan sonra hasmımızdır. Evet, çok doğru. Gafil avlanmamalıyız. Bugün Kureyş'in başına gelenler yarın bizim karşımıza çıkacak. Maalesef tehlike hayli ürkütücü. Bunun için Müslümanlara karşı her usul ve her imkan bize mübahtır. Yeter ki onların büyümelerini durduralım. Bir sabah Hazreti Ömer, sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemle Hazreti Ebu Bekir'in yanlarına gelince onları teessürler içinde buldu. Ya Resulallah, anam babam sana feda olsun. Nedir bu hal? Niçin siz de Ebu Bekir'de bu kadar üzgünsünüz? Galiba ağlamışsınız da. Eshab'tan başka kimseler de geldiler. Efendimiz Cebrail aleyhisselamın vahiy getirdiğini haber verdiler. Hiçbir peygamber için yeryüzünde ağır basmadıkça, tam hakimiyet kurmadıkça esirleri bulunmak ve ondan fidye almak vaki olmamıştır. Siz geçici dünya malını istiyorsunuz. Halbuki Allah ahireti kazanmanızı diliyor. Allah azizdir. Dostlarını düşmanlarına üstün kılar. Hükmünde hikmet sahibidir. Eğer levh-i mahfuzda Allah'ın geçmiş bir yazısı olmasaydı, aldığınız fidyeden dolayı mutlaka size büyük bir azap dokunurdu. Artık o aldıklarınızı helal ve hoş olarak yiyin ve Allah'tan korkun. Şüphe yok ki Allah çok affedicidir, çok merhametlidir. Esirler hakkında ne yapılacağına dair vahiy gelmeyince, Efendimiz arkadaşlarıyla istişare etmiş ve bilinen karar alınmıştı. Ancak bu meşveret toplantısında Hazreti Ömer, farklı kanaat ve görüş, içtihat arz ederek esirlerin öldürülmelerini teklif etmişti. Sa'd bin Muaz da daha evvel esirlerin sağ tutulmalarından hoşnut kalmadığını belli etmişti. Efendimiz buyurdular ki, eğer fidye yüzünden gökten azab inseydi, Ömer'den başkası kurtulmazdı. Çünkü o esirleri öldürelim, düşmandan fidye kabul etmeyelim diyordu. Eğer azaba uğrasaydık, bir de Sa'd bin Muaz kurtulurdu. O azap bana gösterildi. O kadar yaklaşmıştı ki bize şu önümüzdeki ağaçtan daha yakındı. Arapçanın ihtişamıyla edebiyat zirvede. Şiir ise bu zirvenin en tepe noktasında. Fikirler ve duygular çok kere kudretli mısralarla terennüm ediliyor.
Bu mısralar muhatabı şereflendirdiği gibi ağır darbelerle hırpalayabiliyor da. Yani o ağıtıyla, mersiyesiyle, hicviyesiyle şiir güçlü Arap şairlerinin dilinde tam bir silah, bir ok, bir mızrak, bir kılıç. Bedr hezimetinin üzerinden bir ay geçip Yahudinin kışkırtmasıyla yol açılınca bu silah müminlerin üzerine çevrildi. Kureyş ve Yahudi şairleri amansız bir sanat taarruzundalar. Keyfiyet Allah Resulüne götürüldü. Buyurdular ki, onlar sizin için ne diyorlarsa siz de layık oldukları karşılığı veriniz. İzni alan müminleri kim durdurabilir artık? Şimdi kılıç, ok, mızrak çatışması, sıcak savaş yerini fikir ve edebiyat, yani irfan kapışmasına bıraktı. Soğuk savaş dönemine. Münafıklar. Ah münafıklar. Mümin göründükleri halde mümin olmayanlar. Namaz kıldıkları halde namaza inanmayanlar. Cihada iştirak ettikleri halde düşmanın kazanmasını arzulayanlar. Nifak çıkartanlar, bozguncular, içi başka dışı başka olanlar. Bu halleriyle de mertçe düşmanlık gösterenlerden daha tehlikeli olan iç düşmanlar. Bunlar kim? Evs kabilesinden olanlar var. Hazreç kabilesinden olanlar var. Yahudiyken sözüm ona Müslüman olanlar var. Münafıkların başı Abdullah bin Übey. Hazreç'in Avf oğullarından. Önce İslamiyet'in Medine'de yayılmasına mani olmaya çalışmış. Bedir Savaşı'ndan sonra açıktan açığa mücadelenin artık mümkün olmadığını gördüğünden sevgili peygamberimize gelerek sureta iman etmiştir. Sureta yani şeklen, lafta. Dışı mümin, içi kafir. Bir gün kainatın efendisi mescitte aziz gönül dostları eshab-ı kiramla sohbet buyuruyorlar. Münafıklardan bir kısmı da oradalar. Cemaatin arka taraflarında. Resulullah'ın sohbeti anlaşılmasın diye aralarında yüksek sesle konuşuyorlar. Doğrusu gürültü çıkarıyorlar. Peygamberimiz seslerini kısmaları için haber gönderdiler. Evet, çeneleri sustu ama bu defa da birbirlerine sokularak sırnaşıklık ve fiskosa işmara başladılar. Efendimiz, şunları mescitten çıkarın buyurdular. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd fırladığı gibi Amr bin Kays'ın ayağından tutup çeke çeke mescitten attı. Münafık bağırıp çağırıyordu. Ya Halid, beni Selebe oğullarının mülkünden mi kovuyorsun? Mübarek tekrar mescide koştu. Bu defa da Rafi bin Vedia'nın üzerine atıldı. Sol eliyle boğazını sıkarken sağ eliyle suratına esaslı bir tokat indirdi ve "Sen Resulullah'ın mescidine ne hakla girersin ey habis? Defol buradan çabuk!" Bunun gibi Umare bin Hazm, Zeyd bin Amr'ı, Mesud bin Evs, Kays bin Amr'ı, Abdullah bin Haris, Haris bin Amr'ı ve daha başka sahabiler, diğer münafıkları saçlarından sakallarından çeke çeke onların bağırtı çağırtılarına bakmadan mescitten sürüp çıkardılar. Efendimiz Ramazan bayramından evvel Müslümanlara fıtır sadakası vermelerini buyurdular. Ve bayram sabahı mübarek ağızlarını tatlandırdıktan sonra namaz için evden ayrıldılar. Yürürken tekbir getiriyorlar. Sevgili peygamberimizin önünde Bilal-i Habeşi, elinde Habeş hükümdarının hediye etmiş olduğu mızrakla yürüyordu. Bu mızrak Medine'nin doğu kapısında bulunan namazgahın kıble tarafına dikildi. Peygamberimiz iki rekat bayram namazı kıldırdılar. Hutbe okudular. Peygamberimiz namazdan sonra yine yürüye yürüye, fakat bu defa başka bir yolu takip ederek evlerine döndüler. Medine'de kuyumculuk zanaati Kaynuka Yahudilerinin elinde. Çarşıya mal getirip satan bir Müslüman hanım kuyumcu dükkanlarından birinde alışveriş yaparken Yahudiler ona sataşarak çok mahcup bir vaziyete düşürdüler. Hadiseyi gören bir mümin, aşağılık harekete tahammül edemeyerek bunu yapan namus düşmanını katletti. Yahudiler de bu yiğit Müslümanı şehit ettiler. Peygamber Efendimiz, bütün Yahudilerle olduğu gibi Yahudilerin en cesur kolu olarak bilinen Beni Kaynuka Yahudileriyle de saldırmazlık antlaşması yapmıştı. Ama Bedr zaferi onları da çarptı. Akıbetlerinden korkuyorlardı.
Bu yüzden mücahitlerin büyük bir şerefle Medine'ye girmelerinden itibaren böyle hareketleri görülmeye başlandı. Sevgili Peygamberimiz onları önce ikaz ettiler. Ey Yahudi cemaati! Allah'ın Kureyş'e verdiği azabın bir benzerine düşmekten çekinerek Müslüman olun. İyi biliniz ki ben Allah tarafından gönderilmiş bir Resulüm. Bu husus kitabınız Tevrat'ta da yazılıdır, diye buyurdular. Ama Yahudiler bir kere azıtmıştı. Aralarında konuşuyorlar. Biz asla Müslüman falan olmayacağız. Anlaşılan savaş bilmez insanları yenmek Müslümanları lüzumundan fazla cesaretlendirmiş. Bizimle çarpışmaya cesaret edebilirlersek kahramanlığımızı yorurlar. Evet tabii ya, bizi tanımıyorlar. Hem niçin dinimizden donalayım? Kimin dini daha eski? Müslümanlarla Kaynuka Yahudileri arasındaki sözleşme Yahudilerin menfi tavırlarıyla hükümsüz hale gelmiş oluyordu. Ticaretten gayrı bir iş yapmayan bu kabile kalesine çekildi. Peygamberimiz yerlerine Lübabe bin Abdülmünzir'i vekil bırakarak ordusuyla Yahudilerin üstüne yürüdü. Bu yürüyüşte beyaz sancağı Hazreti Hamza taşıyordu. Efendimiz muhasarayı 15 gün devam ettirdiler. İçeriden dışarıya, dışarıdan içeriye giriş çıkışa müsaade edilmedi. Eli kolu bağlı, kalede öylece kala kalan Yahudiler nihayet teslim oldular. Zilhicce ayının 10'unda ilk defa olarak Kurban Bayramı idrak ediliyor. O gün sabah namazından sonra sevgili peygamberimiz, aziz arkadaşlarıyla birlikte namazgaha, namaz yerine yürüdüler. Yine Efendimizin önü sıra Zübeyir bin Avvam radıyallahu anh'ın Habeşistan'dan getirdiği mızrak taşındı ve bu mızrak kıble yönüne dikildi. Vakit girince Resuller Resulü iki rekat bayram namazı kıldırdılar ve namazdan sonra hutbe okudular. Hutbede müminlerden imkanı olanların kurban kesmelerini buyurdular. İyidiniz sayıd olsun. 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 Müminler bayramlaşırken meydanlarda namaz eda etme hürriyeti bahşeden, zaferler lütfeden, Ramazan bayramından sonra Kurban Bayramı bahtiyarlığını da yaşatan alemlerin Rabbine sevinç gözyaşları döküyorlardı. Sevgili Peygamberimiz, beyaz, boynuzlu ve gayet sıhhatli iki koç satın aldılar. Bunlardan birincisini keserken, Allah'ım, bu ümmetimin kurbanıdır. İkincisini keserken de, Allah'ım, bu da Muhammed ve Ehl-i Beyt'inin kurbanıdır dediler. Ey öz ailesinden evvel ümmeti için Rabbine kurban kesen sevgililer sevgilisi. Her şeyimiz kurban olsun aşkına. Bedir bir dönüm noktası oldu. Küfre en ağır darbe ben kuvvetliyim dediği zaman vuruldu. Sevgili Peygamberimizin onlar Allah'ın yeryüzündeki arslanlarıdır buyurduğu bu kahramanlar, bu ümmetin en seçkinleri olduğu gibi, melekler arasında da Bedre iştirak edenler en üstün melek sıfatını kazandılar. Onların dünya durdukça gelecek her Müslümanın üzerinde hakları var. Bedir'de kitapsız kafirler Müslümanlar tarafından mağlup edilirken, bir başka kitapsız kafir, ateşperest Fars ordusu da Bizans tarafından yenildi. Haberi alan Müslümanlar, ehli kitabın galip gelmesine sevindiler. Ama Bedir zaferi, dünyanın büyük güçlerinde farklı yankılar yaptı. Habeşistan, Müslüman hükümdar Esami önderliğinde zafer haberini sevinçlerle karşıladı. Hudutları ta Arabistan'a kadar uzayan Bizans'a rahatsız oldu. Rum istihbaratı, bu sayıları az fakat gözü pek iman ordusunun emin bir şekilde büyümekte olduğunu haber veriyordu. Sadece Bizans istihbaratı mı? Hayır.
Bedir meydanında yankıları derinlerden gelen zafer davulları da. Evet, Bedir'de yıllar yılı zafer davullarının gümbürtüleri işitildi. Bedir için Büyük Bedir, İkinci Bedir, Kanlı Bedir de denildi. Doğrusu o, hakla batılın ayrıldığı gün, mücahitlerin kanlarıyla yazdığı bir destandır. Şanlı Bedir Destanı. Artık iman küfre ebediyen galiptir. Allahu Ekber! TGRT'nin hazırladığı Sevgili Peygamberim 9. kaseti dinlediniz. 10. kasette buluşmak üzere Allah'a ısmarladık.